31. soruyu okuduğumuzda, bakın burada aynı renkli çubuklar eş olduğuna göre demiş. Yani şu mavi ile mavi eşit, şu 3 tane turuncu da birbirine eşit. X değeri kaçtır demiş. Ben şu açıya A dersem 2 iç bir dışı verecek. Burası A artı 20'dir. X kenar olduğu için bu A artı 20'si, burası da A artı 20'dir. Şu üçgene bakıyorum, ABD üçgenine. 2 iç bir dışı verecek. Yani şurası AA daha ne yapar? 2A artı 20. İkizkenar olduğu için bu açı da 2A artı 20'dir. Bu sefer şu ikizkenarlık olduğu için bu 2A artı 20'si, burası da 2A artı 20. O zaman şunu diyebilirim. A artı 20 artı x eşittir 2 artı 20. Buradan 20'ler gider. 2A'dan A'yı çıkarsın, x eşittir A çıkar. Yani şu açımız da A'ymış. A'yı bulursa x'i bulmuş oluyoruz. Şu üçgen açıdan toplarsam 2A. 2A da burada 4A. Bir de burada var 5A. 20 artı 20 40 eşittir 180'den. 5A eşittir 140. 140'ı 5'e bölersem A eşittir 28. Zaten A ile X eşitti. O zaman cevap A seçeneğidir. 33. soru. Soruda ABC üçgeni ikizkenar üçgen verilmiş. Yani AB ile AC 15. Şu uzunluklar 15 olarak yazalım. BC uzunluğu 18. Şimdi ikizkenar üçgende biliyorsunuz tepeden taban dikindiğimiz zaman tabanımız iki eşit parçaya böler. 18 ne olur? Burası 9. Şurası 9'dur. Soruda demiş ki burada TE kenarı üçgen ağırlık merkezinde geçiyormuş. O zaman ağırlık merkezi şurada. Çünkü bu inen doğru kenar ortaya olduğu için ikisinin kesiştiği yer ağırlık merkezi olur. Ağırlık merkezi kenarın taraf 1, açıdan taraf 2 birim açı şekilde ayırır biliyorsunuz. 9, 12, 15'ten şu çizdiğim yükseklik 3x eşittir. 12 ise x eşittir 4. Şu uzunluğumuz 4. Ve bu iki doğru paralel olduğundan dolayı dikdörtgen olarak paralelliği biliyoruz. 1'e 2 oranı varsa bu da 1'e 2 diye ayırır. Yani 15'i 5'e 10 diye ayırır. Bu 4 ise şu uzunluk 4. 3, 4, 5 üçgenden 3. Dikkat ederseniz o zaman burada ne oldu? Şunun tamamı 18'di. Şu 3 çıkarsa kaç kadar o zaman burada? 15 kadar. Yani şu tamamı 15. Şurayı artık 3 bulduktan sonra tamamı 18'den 3 çıktı, 15 kaldı. Bize bu alan soruluyor. Biliyorsunuz dikdörtgen alan nedir? Kenarların çarpımıdır. 4 çarpı 15'ten eşittir 60'tır. Yani cevabımız B seçeneğidir. 34. soru. Şimdi arkadaşlar önce şunu hatırlayalım. Düzgün çokgenlerde bir dış açıyı nasıl biliyorduk? 360'ı kenar sayısına bölünce dış açıyı veriyordu. Şimdi bizim düzgün beşgenimiz ya, o zaman 360'ı 5'e bölersem 72 olur. Yani bizim bu düzgün beşgenin dış açısı 72. O zaman iç açısı kaç yapar? 108 derece. Şurası 108. Şurası 72. Şimdi bakın şurası da düzgün beşgen olduğu için 108. 108, 32 daha 140. 180'den 140 çıkarsa 40 kalır. 2 iç şu dış açıyı verecek. Bak şurayı. Normal düzgün beşgenin şu açısı 108. 72, 40 daha kaç yapar? Topladığım zaman 112. 112'den 108'i çıkartırsa kaç kalır? 4. Yani şuradaki şu küçük açı var ya, şurası 4 derece. Bize şu açıyı sormuş. X diyelim. Şimdi bu kare olduğu için karenin iç açısı 90, dış açısı da 90 derecedir. Şu üçünün toplamı burayı vermez mi? Nereden dolayı? Hani hatırlayın, bumerang diye kural vardı. Ya da füze kuralı. Şu üçünün toplamı burayı veriyordu. Yani A, B, C dersek x eşittir A artı B artı C. Bundan dolayı o zaman şu açı 108 olduğu için şu üçünün toplamı 108 eşittir. O zaman diyorum ki bakın şuraya yazalım. 108 eşittir x artı 90 artı şurası 4. 108'den 94 çıkarsa x eşittir 14'tür. Yani cevabımız D seçeneğidir. 32. soru. Şimdi arkadaşlar burada yönler belirtilmiş. Yukarısı kuzey, aşağısı güney, doğu ve batı.
İşte A noktasından kuzey doğrultusuna, yani yukarı doğru 10 birim gidiniz demiş. Bakın gittik, B'ye geldik. Saat yönü 60 derece dönünüz. Şimdi bizim yönümüz bu taraftı ya. 60 derece saat yönü döndüm. Ve 10 birim gidiniz. 10 birim gittim ve C'ye geldim. Saat yönü tersine, doğrultum böyleydi ya. 120 derece döndüm ve 6 birim gittim, D'ye geldim. Bu da tamam. Soruyu okuduğumuzda eğer duru A noktasından hiçbir yere sapmadan kuzey doğrultusu 26 birim ilerleseydi, yani 26 birim ilerleseydi E noktasına ulaşacaktı diyor. O zaman şöyle 10 birimdi ya, demek ki 16 birim daha gidecek. Şöyle 16 birim olacak şurası. E noktasına gelecek. D ile E arasında şu mesafe kaç dedi sormuş. Soru bu. Şimdi arkadaşlar şurası 120 derece ise şu açı kaç derecedir? 180 tamamladığı için 60 derece. 60-60 olduğu için bu nedir? Bir eşkenar üçgenler uzatırsam, yani şöyle uzatırsam eşkenar üçgen olacağı için 60 dereceden şu uzunluk 10 ise burası da 10. Şurada kaç kalır şu uzunluk? Şöyle 4 birim şu uzunluğumuz. Burası eşkenar üçgen dediğimiz 10 ise burası da 10. 16'dan 10 çıkar. Şurada kaç kalır? 6. Şimdi biz ED'yi sormuştu ya. Şu aç 60 derece. Burası kaç oldu? 120. Yani şöyle çizeyim ben. Şu şekilde. Burası 4 birim dediğimiz 4. Şurası 6. Şu açı da 60 derece. Yani şurası 120 derece oluyor demiştik. Bize X soruyor. ED dersek. Bakın yapacağımız burada. Ya uzatıp buradan dik çizmek veya şöyle uzatıp buradan dik çizmek. Ben böyle çizdim. Şurası 120, burası 60 derece. 90-60, burası 30. 90'ın karşısı 6 varsa 30'un karşısı kaç yapar? 3. 60'ın karşısındaki şurası 3 kök 3. Şu üçgende Pisagor bağıntısı. 3 kök 3 ile 3 4 daha kaç yapar? Burası 7. O zaman x kare eşittir 3 kök 3'ün karesi 27. 7'nin karesi 49. Topladığım zaman kaç yapıyor? 76. Kök içine aldığım zaman x eşittir. 76 4 çarpı 19 olduğu için 2 kök 19 olacak. Yani cevabımız E seçeneğidir. 37. soru arkadaşlar bir katlama sorusu. Şu uzunluk 12. Yani şurası 12. Katlanmış. Bu 12 ise burası da 12 olduğunu anlıyoruz. A üssü B'nin. Şu açı A ise burası A olur. İkizkenar olduğu için. Yani şu A ise katlamında burası da A olduğunu görüyoruz. Şu A ile A'nın toplamı burası 2A. Şu üçgene bakarsak bakın 90 derece ya. Şu ikisinin toplamı 90'dır o zaman. 3A 90'dan A eşittir 30. Yani şurası 2A 60 yapar. Şurası 60 derece. 90 bura 30. Yani şu açımız 30 derece. Şu 12 demiştik. Burası da 12. Bu ikizkenarlık olduğu için katlamadan dolayı da ikizkenar zaten. İkizkenarlık var. Dikiniyorsa tabanı eşit parçaya böler. Yani o zaman bu uzunluk 12 ise 6 6 paylaşır. 30'un karşısındaki 6 varsa 90'ın karşısı kaç yapıyor? 2 katı 12. Biliyorsunuz C ile A üssü arasındaki şu mesafe sorulmuş. Dikinip tabanı eşit parçaya bölüyorsa ikizkenar değil mi? O zaman bu 12 ise bu da 12'dir. Yani 30 ise 30, 30'un karşısı 6 ise 90'ın karşısı 12'den cevap E seçeneğidir. Şimdi arkadaşlar 35. soruya bakalım. 35. soruda şu ayracın uzunluğu şu kitapta 1 santim fazla olduğu söylenmiş. Ya ben şu uzunluğa şuraya A dersem bunun o zaman uzunluğu ne oldu? A artı 11. O zaman burası da A artı 11 olacak. Şu kısım 1 olduğu için A artı 11'den 1'i çıkartırsam bu da ne kalır o zaman? A artı 10 kalır. Şimdi o zaman burası A artı 10 ya. Şu an dik çizersem şu 10 ise bu uzunluk 10. A artı 10 olduğu için 10 çıkarsa şurada ne kalacak? A kalır. Bu 4 ise şu uzunluk 4. Bu uzunluk kaç verilmişti? 5. Şurası 5. Hangi üçgen var burada? 3, 4, 5 üçgeninden şu uzunlukta arkadaşlar 3 olur. A'dan 3 çıkarsa o zaman burada ne kalır şu uzunluk? A eksi 3. Şimdi 90 derece olduğu için
Şu üçgenle bu üçgen benzer. Çünkü açı 90 derece. Açıları yazıyorum. Alfa 90 beta. Beta 90 alfa. Alfa 90 beta. Şu iki üçgenin benzerliğini yazarsak burada 90'ın karşısında A var. Burada 90'ın karşısında 5 var. Buradan devam ediyoruz. Beta'nın karşısında A-3 var. Şu uzunluk A-3. 3 çıkartmıştık. Burada beta'nın karşısı kaç var? 4 var. 4A çapraz çarpım yaparsak 5A eksi 15. 5A'dan 4 ay çıkartırsam, eksi 15 bu tarafa atarsam A eşittir 15 olur. Yani şu uzunluğumuz 15. 11 de buradan dolayı kaç olduğu zaman şu bizim ayracımızın uzunluğu 26. Çünkü 15 11 daha 26. Ayracımızın şu uzunluğu kaç oldu arkadaşlar? 26. Burası da 5. O zaman 26 çarpı 5'ten 5 kere 26 130 olur. Yani alanımız 130'dur. Cevap D seçeneğidir.